Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar Nesrin Hanım. Merhabalar. Bugün kalıcı makyaj işlemleri ve cilt işlemleri üzerine konuşmalarımızı yapacağız. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz Larissa Life kurucusu Nurgül Yıldırım. Tekrar hoş Hoş geldiniz. buldum. Çok teşekkür ediyorum Nesrin Hanım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Nurgül Yıldırım, kalıcı makyaj uzmanıyım. Aynı zamanda profesyonel makyaj uzmanıyım, güzellik uzmanıyım. Şahane. Ne kadar güzel konular. Tebrik ederiz. Çok Başarılarınızın teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki bize cilt bakımının öneminden bahseder misiniz? Aslında cilt bakımı çok holistik düşünmek gerekir. Bütün Çünkü olarak. tabii. Çünkü cilt bakımında sadece kullandığımız ürünleri düşündüğümüz zaman yeterli gelmiyor. Evet. Yediğimiz, içtiğimizden tutun günlük rutinlerimize kadar aslında cildimize etkileri var. Mesela duş almanın bile her gün günlük düzenle duş almanın bile cilt üzerinde muhteşem etkileri Evet, var. temizlik en başta önemli. En önemlisi de günlük düzenli en az Evet. 8 bardak kadar su Su. tüketmemiz gerekiyor Çok mutlaka. önemli. Makyaj kalıntılarıyla asla uyumamalıyız. Bunu Evet. hanımefendiler maalesef Tabii, ara ara unutuyorlar, unutuyorlar. üşeniyorlar Evet. Hatta bilimsel araştırmalara göre gülmenin dahi cilt üzerinde etkileri olduğu kanıtlanmış. Pozitif mi, negatif mi? Pozitif tabii ki de. Güzel. Düzenli Hayır, bazıları gülümseyen... yüzüm kırışacak deyip gülmüyor da. Hayır, gülümsemek her zaman cildimizi de olumlu Güzelleştiriyor. anlamda Hmm, güzelleştiriyor. güzel. Evet. Sevindim. Ben çok gülerim çünkü. Harika. Uyku düzeni de önemli değil Tabii mi? tabii birçok etken var. Tabii ki Evet, de hepsini kesinlikle. bütünsel olarak düşünmemiz gerekiyor. Hı-hı. Tabii ki de doğru ürünü kullanmak, Cilt tipine yağlı uygun. cilt tipine göre Hı-hı. tabii ki de yağlı, karma, kuru cilt tipine. Cilt tipinizi bir kere iyi analiz etmeniz gerekiyor ve Evet. doğru ürünü seçmeniz gerekiyor. Kesinlikle çok önemli. Peki güzellik sektöründe erkeklerin talepleri nelerdir? Artık erkekler de hizmet almak istiyorlar kadınlar gibi. Evet, çok güzel bir Evet. soru. Aslında erkeklerin hiç gelmediğini, işlem yaptırmadığını düşünüyor üyelerimiz, danışanlarımız. Bazen kurucusu olduğum güzellik merkezinde erkek yoğunluğunu gören kadın danışanlarımız çok şaşırıyorlar. Tabii uzun yıllardır, özellikle son birkaç yıldır artışı gözlemleyebiliyorum. Yaklaşık danışanlarımızın %30'u erkeklerden oluşuyor. Evet. Ya yakın zamanda ben bunun %50 olacağını Olabilir. düşünüyorum. Tabii Evet, çok ilgi evet. başladı artık. Erkekler sadece cilt bakımı, epilasyon değil, kalıcı makyajda da Bile tabii artık. istiyorlar. Evet, Değil mi? evet. Kaşlar falan, Kaş gözler. tasarımı kesinlikle son dönemlerde en fazla yaptığım erkek seanslarında kaş işlemlerinden bir Var. tanesi. Yurt dışı danışanlarımız daha fazla olsa da Onlardan evet, geliyorlar, değil mi? artık kendi ülkemizdeki erkek danışanlarımız da kaş tasarımı için geliyorlar. Ne güzel. Onlar bakımlı olsunlar, değil mi? Niye sadece kadınlar? Aslında erkekleri mutlu etmek çok daha kolay. Çünkü Evet. yeni tanışıyorlar. Hı-hı. Kadınlar yıllardır, Evet, evet, istekler güzellik, sınırsız, değil evet, mi? kesinlikle. Kadınlar da sınırsız. Erkekler yeni tanıştığı için küçücük bir güzellik adına yaptığımız Evet. dokunuşta dahi çok mutlu oluyorlar. Biz de Kesinlikle. mutlu oluyoruz onlarla birlikte. Şahane. Peki kalıcı makyaj işleminde en sık tercih edilen işlem nedir? Kalıcı makyaj kaşa, kirpik diplerine, dip liner, eyeliner olarak yaptığımız, dudağa yaptığımız, kalıcı fondöten olarak BB Glow uygulaması, hatta ben dahi uygulamalarımız kalıcı makyaj işlemlerinin bütünü. Ama genel İstiyorlar olarak mı? her şey, Öyle evet, mi? hepsini. Ama genel olarak özellikle ülkemizde kaş işlemlerinde yoğunluk Çok, görüyoruz. evet, Kaş var. işlemlerinde mikrobleeding ve mikropigmentasyon işlemlerini yapıyoruz. Hı-hı. Doğallıktan yana olan hanımlar ve beyler mikrobleeding işlemini tercih ediyorlar. Yani pigmenti daha az olan ve doğal görünen Evet. işlemi tercih ediyorlar. Çok güzel. Peki kalıcı makyaj işlemini ne kadar süre kullanabiliriz? Ne kadar süre dayanıklı olur? Kalıcı makyaj işlemi ortalama 1-2 yıl kullanım. Aslında yarı kalıcı makyaj demek daha doğru Evet. olur. Ama bu süreyi genellemek de doğru değil. Evet. Çünkü kaş işlemi 1 yılken dip liner ve dudağa yapılan işlemler ortalama 2 yıl kadar kullanabiliyoruz. Tabii bunda kişinin cilt yapısı, cilt yaşı, Evet. ten rengi, hatta seçtiğimiz pigmentin rengi dahi Evet. etken.
Yani şöyle, eğer cildiniz kuruysa kullanım süreniz daha uzun olabiliyor. Evet. Yağlı bir cilde sahipseniz kullanım süreniz daha kısalabiliyor. Evet, cilt tipine göre değişiyor. Tabii sadece bizim yaptığımız işlemle de kalmıyor. Kişiye işlemi yaptık. Eğer sık duş alan, sık saunaya giden, sık havuzlara giren, tabii daha hızlı silinmesi gerçekleşebiliyor. Evet, kullanıma göre aslında değişiyor. Yağlı ciltler dezavantajlı demeyelim ama doğru uzmanın elinden çıkan bir işlemse gerçekten onlar da bu süreyi rahatlıkla, dayanıklı bir şekilde kullanabiliyorlar. Evet. Peki bölgesel incelme, sıkılaşma talebinde gelinen sonuç hakkında bilgi verir misiniz? Bölgesel incelmede ameliyat ve son teknoloji cihazlar olmak üzere aslında seçeneklerimiz var. İnsanlar ameliyattan biraz korktukları, endişe duydukları için ciddi bir operasyon yani gerektiriyor. Son teknoloji cihazlar var ve en az ameliyat kadar güzel sonuçlar alıyoruz bunlarda. Orada yaptığımız işlemler aslında bölgesel yağlanmış, kalıplaşmış olan yağları vücudumuzdan atmak. Bunlar genelde karın bölgesinde, basen bölgesindeki bütün hemen hemen hanımefendiler şu an dinleyenler bizi. En başta şikayet edilen noktalar. Yani çok az baseni olan hanımefendi dahi hemen bölgesel incelmeye girmek istiyor. Ve bunlar keyifli işlemler. Birçok yöntem var bölgesel incelmede. Kimisi bir seans sürebiliyor, kimisi haftalarca uzun programlarımız şeklinde sürebiliyor. Çok güzel. Basen bölgesi, popo bölgesi, iç bacak, üst bacak, sırt bölgesi, hatta gıdı eritme dediğimiz. O güzel. Evet, evet. Güzel. Bölgesel orada incelme programlarımız var. Bölgesel incelmede iki teknik var aslında. Bir tanesi ısıtarak vücudumuzdan yağları atıyoruz. Bir tanesini de dondurarak ısıt anlamda. Evet. Bunlardan bir tanesi soğuk lipoliz yöntemidir. Dondurarak. Bunlar tek seans ya da ikinci seans şeklinde uygulanabiliyor. Ama bir hastalık gibi bir yan etki olmuyor değil mi? Mesela donduruyorsunuz, o kişi bir de soğuk algınlığı yaşamıyor herhalde. Aslında bol su tüketimi öneriyoruz. Bölgesel zayıflamaların hemen hemen hepsinde bol su tüketmemiz gerekiyor. Çünkü biz orada yağları parçaladık çok güzel ya da yağları dondurduk. Onun vücudumuzdan atılımı için sıvı tüketimine ihtiyacımız oluyor. Onu unutmayacağız. Tabii ki muhakkak. Çok çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Burada bir kez daha vurgulamış olalım onu. Peki sektörde kendini görmek istediğin yer neresi acaba Nurgül Hanım, neleri hedefliyor? Çok güzel. Ben aşçılıktan geldim aslında bu sektöre. Çok farklı bir konu ama aşçılık sektörü de çok güzel bu arada. Çok güzel evet ama tek başınızasınız. Güzellik sektörüne hobi olarak başlamıştım. İnsanlarla, kadınlarla ilk temasımda onlara küçücük dokunuşta onları mutlu etmek beni de mutlu etmeye başlamıştı. Hobi olarak çıktığım yolda aslında aşçılığı kendi mesleğimi tamamen bırakarak. Radikal bir karar olmuş bu. Evet. Şu anda eğitmenliğe doğru ilerliyorum. Şahane. Evet. Ne kadar güzel. Kalıcı makyaj uzmanı, aynı zamanda eğitmeni olarak şu anda çalışıyorum. Ekibiniz var, onu geliştiriyorsunuz, bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Ya sektörün ucu bucağı yok. Tabii. Yani sürekli gelişime açık bir sektör, sürekli beni heyecanlandırıyor. Tabii. İnsanlara dokunduğum ne anda mutlu etmek beni mutlu ediyor. Heyecan verici bir sektör içerisindeyim. Evet, yani dünyadaki trendleri takip ediyorsunuz değil mi? Hiç çok bitmiyor, değişiyor. Çok gelişiyor. Yani ben 7 yıldır eğitim almama rağmen hala evde çizim yaptığım dönemler oluyor. Hala videolar izliyorum, hala yurt dışına gitme planlarım var, eğitimle ilgili, kariyerle ilgili. Zaten eğitim hayat boyu olmalı değil mi? Kesinlikle, hep olmalı. Evet, yani öğrenmenin sonu yok. Teknoloji sürekli gelişiyor, Her gün yeni yeni cihazlar çıkıyor, bu bölgesel zayıflamada olsun ya da diğer işlemlerimizde, ciltlerimizde olsun uyguladığımız yeni tekniklerle birlikte yeni cihazlar gelişiyor. Evet. Yani biz yetişemiyoruz artık, her gün bir şey tam öğreniyorsunuz. Adapte oluyorsunuz, pat yeni bir şey çıkıyor. Fuarlara katılıyor musunuz? Tabii ki, onlar da tabii ki de. Faydalı çok, değil çok mi? Çok da keyifli geçiyor. Şu andaki yeni bir hedefim var. Bana bu soruyu yöneltmişken. Zayıflama alanında çok mutlu ettiğim danışanlarım var. Bu yıl inşallah beslenme ve diyetetik sağlık fakültelerine girip, bu alanda da kendi kurucusu olduğum Larissa Life'da dahil olmak üzere. Evet, içerisinde hizmet vermek istiyorum. Çok beslenme güzel. Ve diyetetik olarak. O çünkü aslında güzellik bir bütün değil mi? Evet.
Yani dış tamam bakım ama diyet onun yanında ekstra tabii, bakımlarla, tabii, işlemlerle tabii ki de, tabii ki de. Bunu destekleyeceksiniz. Evet, şahane. Evet. Ben başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Larissa Life kurucusu Nurgül Yıldırım'dı. Katılmanız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Ediyorum. Çok keyifliydi sohbetiniz. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.